başkomiserim. Muhit öldürdü kızı, şimdi suçu kadına atıyor. Bir anne böyle bir şey yapabilir mi? Orası hiç belli olmuyor Selim. Düşünsene neler gördük biz. Bence bu işin altında bir şey çıkacak. Ne gibi? Aa, bilmiyorum. Hayırdır Ece? İyi haberi vermeye geldim. Gonca'nın kanından bebeğin DNA'sını tespit etmeyi başardık. Sonuçları kriminale gönderdim. Zeynep çalışmaya başladı. Nihayet güzel bir haber. Bir şey içer misin? Vallahi hiç vaktim yok ama bir çaya hayır diyemeyeceğim. Tamam. Hey tamam. Hadi biz de gidip Zeynep'e bakalım o zaman. Gelmiyor musun? Ne? Gelmem mi gerek yok ki? Ya gel sen bir şey konuşalım ben sana. Gel. Ne senin derdin ya? Yok bir şey. Ya hadi. O kadar zaman oldu çalışıyoruz. Bırak da anlayalım artık. Ne oldu? Hiç bu tarzın değil senin bu susmalar. Öt bakalım. Yok bir şey dedim ya. Başkomiserle mi ilgili? Zeynep'le uğraşman yetmiyor. Bir de benle mi uğraşacaksın? Ya Allah Allah. Ya yardım edelim diyoruz be kızım işte ya. Belki ne bileyim bir yararımız dokunur. Sussan dokunur belki. Hay sana soru soran da kapat zaten. Ben bundan sonra sorarsam iki olsun. Niye didişiyorsunuz yine? Ya boş ver. Bir şey yok. Ne oldu? Çıktı mı bizim çift kaşarlılar? DNA'lardan bahsediyorsun herhalde Selim'ciğim. Evet. Çıktı. Ayhan'la karşılaştırdınız mı? Karşılaştırdık ama tutmadı. Tutmadı mı? Maalesef. Bebeğin babası Ayhan değil. Nasıl değil ya? Bayağı değilmiş işte Selim'ciğim. Bunlar bir şeyler saklıyorlar. Tıkandık kaldık. Anlatmıyorlar gerçeği. Biz şu üstünün sekreteri biraz daha sıkıştıralım mı? Kız orada çalışıyor. Muhakkak biliyordur bir şeyler. Olur. Hiç görmedim. İyi bak iyi. Patronum da ilk seferde hiç görmedim dedi. Gerçekten tanımıyorum. Yemin ederim anlattıklarınızda hiçbir ilgim yok benim. Nasıl tanımıyorsun kızım ya? Sen o muayenehanede çalışmıyor musun? Sen tutmuyor musun kitabı defteri? Ne olmuş? Patronum Gonca'ya kürtaj yaptığını itiraf etti. Bak sadece kızın kimle gidip geldiğini bilmek istiyoruz tamam mı? Hepsi bu. Gerçekten bir şey bilmiyorum. Hafta sonları çalışmıyorum ben. Tek bildiğim geçen pazartesi doktor bey bir telefon geldi. Bağladım. Sonra içeriden bağırışlarını duydum. Sen ne dediğinin farkında mısın Nihat? Başımı belaya sokacaksın benim. Sadece son 10 numarayı kaydediyormuş komiserim. Görüyoruz Murat. Şu asistanın rehberi kontrol et. Bütün numaraları kaydediyorum şuraya. Pazartesi'ne bak. İşte burada. Nihat. Alo Tuncay. Bir numara var elimde. Adres tespiti isteyeceğim. Evet acil. Tamam bekliyorum. Telefon numarasından Nihat'ın adresine ulaşan komiser Selim kendisiyle konuşmaya gitti. Nihat Arkınoğlu. Evet. Bak bakalım bu fotoğraftaki kızı tanıyor musun? Hayır tanımıyorum. Nereye lan? Gel bakayım buraya. Nereye oğlum? Ne yapıyorsun kardeşim sen? Delirdin mi? Kes lan. Tamam mı şimdi? Bak bakalım iyice. Tanıyor musun tanımıyor musun? Ulan bana bak. Seni şuracıkta gebertirim. Gömerim bu bahçeye. Kimse bulamaz seni tamam mı? Hani bulsalar bile zaten bana gelecekler. Yoluna gönderirim seni. Anlıyor musun? Konuşsana lan! Vallahi benim suçum yok. Ben bir şey yapmadım. Sen kendin götürmedin mi lan kızı Hüsnü'ye? Götürdüm götürdüm de patron. Patron istedi. Kim lan bu patron? Polat. Polat Güven. Yürü gidiyoruz. Nereye? Patronla konuşacağız. Bakalım ne diyecek. Yürü. İş yerinde bulunarak emniyete getirilen Polat Güven hemen sorguya alındı. Al
Polat Güven, 35 yaşında. Yapmayın komiserim. Benim ne işim olur küçük kızla? Adamınız Gonca'yı sizin isteğinize kürtaj için Hüsnü Bey'e götürdüğünü kabul etti. Evet, doğru. Ama inanın sandığınız gibi değil o iş. Ben sadece yardım etmek istemiştim. Polat Bey, sabrımı taşırmayın artık. Adam gibi anlatın şunu. Kızın annesi Kamile temizliğe gelirdi bana. Kızı ne yürü bilirsiz bir insandan hamile kalmış. Ben de garibana yardımcı olmak amaçlı. Hepsi o. Hamile kaldığını öğrenince ne yapacağımızı bilemedik. Gonca sürekli çocuktan kurtulmam lazım deyip duruyordu. Aklıma Polat Bey geldi. Polat Bey'den yardım istedim. Ve de sonra o kasaba götürdünüz. Nereden bilebilirdim? Ben onu iyi bir doktor sanmıştım. Yoksa kızımın canını emanet eder miydim ben o herife? Ya ama ilk ifadenizde kürtajdan haberim yoktu dediniz. Adamcağız o kadar yardım etti ki bize, Polat Bey'in başı belaya girmesin diye yalan söylemek zorunda kaldım. Kamile yalvardı bana. Hastaneye gidemem, ele güne rezil olurum diye. Ben de bizim Nihat'ı aradım. Yardımcı olsun diye, yemin ederim gerisini bilmiyorum. Ne olur inanın, ben sadece yardım etmek istemiştim. Nereden bilebilirdim böyle olabileceğini? Yapılan DNA testi sonucunda Gonca Ilgaz'ın bebeğinin babasının Polat Güven olduğu anlaşılınca Polat Güven gerçeği itiraf etti. Kamile temizliğe bana gelirdi. Bir seferinde kızı Gonca'yı da getirdi. Nasıl? Pek güzel değil mi? Allah bağışlasın. Maşallah. Okuyor mu? Okuyup da ne yapacak? Onda o güzellik varken çok para eder. Benden kızı için para istedi. Nasıl yani? Anlamadım. Ben de anlamadım baştan. Ama kızım bakire, 500 lira verirsen bir geceliğine sende kalsın dedi. Sen de balıklama atladın tabii. Ben kalkayım artık. Sen kal. Ne yapacağım ki ben burada? Polat Bey ne derse onu yapacaksın. Yoksa kırarım kemiklerini. Sonra ne zaman istersem 50 kağıda getirdi kızı bana. Sonra da hamile kaldı tabii değil mi? Kamile çocuk senden diye tutturdu. Sinirimi bozma benim. Kim bilir günde kaç kişinin altına yatıyor o ***'e. Ne belli benden oldu? Vallahi sen bilirsin beyim. Gonca'yı sana saklıyorum. İnanmıyorsan doğursun, hep birlikte babası kimmiş görelim. Ne diyorsun sen kadın? Kızına nikah mı kıyayım? Ne nikahı beyim? Masrafımı gör yeter. Ne kadar? Şimdilik 5.000. Gerisine sonra bakarız. Tamam ama doktora benim adamım götürecek. Sonra da Nihat'ı aradım. Kendisinden güvenilir bir jinekolog bulmasını istedim. Hepsini o halletti. Gerisinden haberim bile yok inanki. Ben ne bileyim komiserim. Hüsnü yaparım dedi götürdüm. Ulan bir hastaneye götürseydiniz bari. İt herif. Hüsnü hallederim. Çok basit dedi. Adam doktor. İnandım. O gece yaptı kürtajı. Sonra kızı eve bıraktım. Ertesi gün Kamil'i aradı. Ne diye aradı? Kızın kanaması durmamış. Ben de patrona söyledim. Boş ver, para koparmak için yapıyordur dedi. İnanın ondan sonrasını ben de bilmiyorum.